Günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazırladım. Çay da demledim. Sarmıyorum. Portakal suyu taze yeni sıktım, ben sıktım. İçebilirsin. Çok güzel oldu vallahi, harika her şey. Gel otur çabuk hadi. Hadi otur 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 otur. Şimdi yumurta getiriyorum, çok güzel. Bekle beni. Seversin menemen mi? Ben onu unutmuşum tabii. Yani böyle yumurta kırdım, hani garantiledim durumu. Şöyle yapayım. Taze ekmek de aldım fırından, sıcacık yeni çıkmış. Şöyle yapalım. Çok güzel. Bu arada pantolonlarını ütüledim. Gömleklerinin yakasını da kolaladım. Şu bak bak sıcacık. Oh, bütün bunları bu sabah mı yaptın? Evet. Afiyet olsun. Dur biraz nefes al. Sakin. Bir şey soracağım. Sen dün akşam bilgisayarda ne çalışıyordun öyle? Bizim şirket yeni bir zayıflama çıkarıyor da. Onun reklam taktiği, hedef kitlesi falan filan. Anlasam da anlamazdı şimdi. Bitirebildin mi bari? Bitirdim bitirmesini ama. Bakalım patronu okutabilecek miyim? Ne var canım, gir odasına anlat bitsin. Kemal olmasa yaparım. Adam hep önümü kesiyor. Tam bir şey anlatacağım. Hop lafı ağzımdan kapıyor. Sanki kendi fikriymiş gibi. Car car anlatıyor bıcık herif. Aa, sen de biraz cevval ol. Söylemesi kolay. Adam tam patron yalakası. Yıkama yağlama da üstüne yok. Tutup kolumdan doğru yemeğe götürüyor herif haklıyı. O da zaten homini gırtlak. Hı? Her işini yemekte bağlıyor. Ama bu sefer erken davrandım. Ben çağırdım yemeğe. Oh! Çok süper yapmışsın valla. Baş başa oturursunuz, konuşursunuz konuyu rahat rahat. Oh. Yok. Hep birlikte olacağız. Karısı da gelecek. Ne? Nasıl? Nereye gelecek? Ne? Nasıl yani? Anlamadım. Eve. Daha samimi bir ortam olur dedim. Bizim eve. Buraya mı gelecek? Ne zaman gelecek? Yarın akşama. Yarın mı gelecek? Karısıyla gelecek, buraya gelecek, yarın gelecek. Nasıl gelecek? Hayır, ben nasıl yapacağım tek başıma yani? Nasıl halledeceğim yemekleri, temizliği falan? Evi nasıl hazırlayacağım? Nasıl yapacağım? Herkes nasıl yetiştiriyorsa sen de öyle yetiştireceksin hayatım. Bak Nermin Hanım. Hı? Bir koltukta iki değil, tam beş karpuz taşıyor Nermin Hanım. Nermin gibi öyle mi? Tabii. Neyse boşver. Rıfat Bey'e yarar iptal ederim ben. Yok yok, tamam tamam. Tamam, sen hiçbir şey iptal etmesen ben her şeyi yetiştireceğim. Sahi mi söylüyorsun? Aslan karım benim. Şu iş olsun, söz sana. Otomatik sallanan beşik alacağım. Şaka şaka. Ne istersen onu alacağım sana. Ben hiçbir şey istemiyorum Ömer. Şu kredini taksit. Kalk bana badana fırçamı ver. Ne fırçası? Ay Allah'ım, hiç dinlemiyorsun Yasemin. Badana fırçası diyorum, evde badana yapacağım, akşam misafir gelecek. Elif, manyak mısın sen? Misafir gelecek diye badana mı yapılır be? Nasıl yetiştireceksin? Ya yetiştiririm 3 saatte. Böyle gözüme batan birkaç yer var. Onların böyle üstünden geçivereceğim yani. Ne var, kalk. Senin gözüne ne oldu kız? Ne oldu? Yok, bir şey olmadı. Bir şey olmadı benim gözüme. Hadi kalk, badana fırçası diyorum. Kime diyorum, hadi. Tamam, veriyorum. Balkonda. Elif çok sağ ol ya. Bir şey değil arkadaşım. Olacak. Sana da badana yapmak lazım. Bak çizikler var. Ya. Al canım. Canım. Hah, sağ olasın ya. Aa, Yasemin. Heh. Sende parke cilası vardır ha. Benim evde parke cilası bitmiş, var mı? Parke cilası. Şurada vardı galiba ya, dur. Ya hadi ya, be. Bakayım bir şansına. Hadi. Var mı? Vallahi var. Süper. Aa, bu ne güzelmiş bu. Gamze'nin bebeklik battaniyesi mi? Yok, Gamze'nin bebeklik battaniyesi değil. Hani geçen anlattım ya size. Cemil abi eskiciye o bizim aldığımız sandığına bakır veriyordu. Ha. Bu da ona takılmıştı ucuna. Ben de handan hatıradır filan diye aldım geldim. Derya. Yasemin. Ha. Yasemin burada Derya yazıyor. Ne diyorsun ya? Derya yazıyor. Mert'in zarar verdim dediği Derya değil miydi? Bebek miymiş o?
Gerçekten kendi ellerimle cevizlerini sıktım, yağını çıkarttım. Ellerinize sağlık Halif Hanım. Tıka basa doydum. Afiyet olsun. Evinize de sofranıza da hayran kaldım. Çocuklardan fırsat bulup ne ara yaptınız bunca şeyi? Onun da sırrı bana kalsın. Karım diye söylemiyorum. Bir koltukta iki değil, tam beş karpuz taşır. Ay yok, estağfurullah. Anne, benim dişim var. Ben de susadım. Annem. Ay ne olur kusura bakmayın. Siz bu tarafa geçin, ben size kahvenizi hazırlayacağım. Bir çocuklarla ilgileneyim, hemen geliyorum. Ben sana yardımcı olurum. Yok yok. Yok hayatım, hiç gerek yok. Siz oturun. Ben sofrayı toplayacağım, kahve yapacağım, çocuklarla ilgileneceğim, yanınıza geleceğim. Siz o tarafa geçin, sohbetinize devam edin. Gelin bakalım. Şanslı adamsın Haber. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Al canım. Teşekkür ederim canım. Afiyet olsun. Şöyle koyayım. Şirketin zayıflama çıkaracağını öğrenince oturup iyice düşündüm. Siz ne içiyorsunuz? Ben bitki çayı içiyorum. Niye kahve içmiyorum diye. Kahve bende çarpıntı yapıyor. Ya evet. Bence ilk elden spor salonlarına reklam vermek gerek. İnsanlar spor salonlarına niçin giderler? Zayıflamak için. Peki bizim hapımız ne işe yarıyor? Zayıflamaya. Ama spor salonları böyle bir şeye izin vermez ki. Yani şu anlamda spor salonuna giden müşteriyi çalmış olmuyor musun? Öyle zannedilmez mi? Pardon. Karın haklı Ömer. Yani ben şunu demek istiyorum. Şimdi fikir zayıflama ilacıysa. Değil mi? Şimdi şöyle mesela tersten gidelim. Tersten gidelim diye düşünüyorum. Mesela nereye ilan verebilirsiniz? Pastanelere, fırınlara, lokantalara. Tabii. Mesela niye? Çünkü ne kadar yersen ye, dilediğin kadar ye, bu ilaç nasıl zayıflatıyor gibi. Yanlış mıyım? Amma yaptın karıcığım. Olur mu hiç öyle şey? Bence çok iyi fikir. Başka nerelere ilan verebiliriz Elif Hanım? Rıfat Bey, aslında bakın ben diyorum ki şimdi hedef kitle kadınlar değil mi? Şimdi pastane, fırın, lokanta dışında bence en iyisi alışveriş merkezleri ve pazar. Ama bence en etkilisi kuaförler. Çünkü biz kadınlar kuaföre gittiğimizde ve böyle saçlarımızı yaptırdığımızda, böyle bir aynaya baktığımızda güzelleşmek için bir hırslanıyoruz, bir hırslanıyoruz. Yani gözümüzün önüne ne koysanız biz onu satın alırız. Yani güzellik için. Çok doğru. Rıfat Bey'i eve niye diye çağırdım? Fikirlerimi söyleyip gözüne gireyim diye. Ama sen her şeyi mahvettin Elif. Aa, sen nankörsün Ömer, nankör. İnanamıyorum. Yani sabahtan beri hammal gibi çalışıyorum. Badana yap, yemek yap, sofra kur, ev temizle, çocukları sakinleştir. Sabah yürü git fön çektir. Niye? Niye? Çünkü eve müdürün geliyor diye. Peki sonra? Kenara çekilip hanım hanımcık dinleyeceğine car car konuştun. Fikirlerimi çürüttün, küçük düşürdün beni müdürümün yanında. Allah Allah. O zaman sen de dün sabahki kahvaltıda öyle beni küçük göreceğine, anlatsan da anlamazsın falan filan diyeceğine, anlatsaydın fikirlerini bana. O zaman ben seni müdürünün yanında çürütmezdim, baş başayken çürütürdüm. Adi Kemal bile yapmaz seni bu yaptığını. Bu mudur? Çok güzelmiş ya. Ben burada yırtınıyorum, didiniyorum, uğraşıyorum iyi bir anne, iyi bir eş olabilmek için. Çaba sarf ediyorum ya, sırf Allah'ın bir kulu gelsin de takdir etsin beni diye, teşekkür ederim, eline sağlık Elif desin diye. Sonuca bak, ben yaranamıyorum. O Adi Kemal'le bir tutmuyorum.
yeter ya. Sen harika bir eş, şahane bir annesin. Herkes söylüyor bunu. Ya. Ha? Kim? Komşular, iş arkadaşlarım. Ben. Yemin et. Hem vallahi hem billahi. Bazen sana bakıp hayrete düşüyorum. Bu kadın bunca şeyin altından nasıl kalkıyor diye. Ya zor oluyor ama oluyor işte. Ya. Yeah. Hiç belli etmiyorsun ama. Sen benim bir tanemsin. Sen gözün yaşın hadi. Tamam. Gözlerine ne oldu senin? Ne oldu benim gözlerime? Ne oldu? Şey. Toz kaçtı benim gözüme. Toz alırken toz kaçtı gözüme. Kan oturmuş resmen. Yok yok, bir şey yok. Bak bir doktora gidelim istersen Elif. Yok, ben kızı uyutacağım. Bana hiç iyi görünmedi ama Elif.